limonu, fındıklı, tatlımız. Muzlu, limonlu, fındıklı, kolay, basitçecik, hemen hızlıca yapabileceğiniz, dinlendiği zaman daha lezzetli olan tatlımız. Sevgili arkadaşlarım. Yapımında görüşürüz diyerek kapatalım. Öteki bölüme geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam mıkladan sonra tekrardan bir yemek daha yapayım dedim. 20 dakikayı aşmasın diye yemeklerimiz iki ayrı video halinde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane yumurtayı buraya kırdık. Arkadaşlar bu yapacağımız çok güzel, hafif, basit, hızlıca yapabileceğiniz ekonomik bir kek tarifi diyelim. Yaş pasta gibi oluyor. Yani şimdi arkadaşlar iki yumurtayı kırdıktan sonra üzerine bir bardak şekeri koyuyoruz arkadaşlar. Hemen şunları bir karıştıralım. Dur, şunu koyalım arkadaşlarım. Bunun içerisinde bir karıştıralım bakalım. İyice köpük köpük olsun. Ben bir karıştırayım. Evet sevgili arkadaşlar, köpük köpük oldu. Yeterli bu bence. Ondan sonra hemen iki bardak şekerimizi unumuzu koyalım. Şöyle havalandıra havalandıra unu temizlemiştim. Şöyle havalandıra havalandıra koyarsak alttaki, şimdi bak alttaki şey una geldi sıra. Şöyle iki bardak şöyle un koyuyoruz arkadaşlar. Hemen onu da ben bir çırpayım. Bir bardak da süt koyacağız. Evet arkadaşlar, sütünü de koydum. Bu kadar. Şu kadar. Bak bir bardakla değil. Tam bakacağım duruma, ona göre davranacağım. Şimdi unumuzun üzerine çırpmadan önce hemen vanilyamızı, ondan sonra şöyle şu şekilde kabartma tozumuzu bir atalım arkadaşlar. Bu şekilde atın. Arkadaşlar bunun üzerine soyulmuş fındık şeyi çok güzel gider. Ama ben şöyle biraz içine biraz dışına şu şekilde biraz içine attım. Biraz da dışına şöyle idarelice attım. Fındık biliyorsunuz alıyorum ben. Bu şekilde ben bunu bir karıştıralım. Hep beraber. Arkadaşlar çok az bir şöyle limon koydum içerisine. Bu da kremaya olacak. Ve limon kabuğu, şöyle kabuğu rendesi. Limon kabuğu rendesini de koydum. Keklere, özellikle bu benim yaptığıma çok felaket yakışır. Arkadaşlar bunu yaptığınız zaman gerçekten yaş pasta gibi oluyor. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Ay ay ay. Biraz daha süt alayım dedim. Alamadım. Az bir şey su ilave edeyim. Bunu krema yapayım. Şöyle az bir şey hamura su ilave ettim. Çok az bir şey. Fazla değil. Dur. Ben bir onu karıştırayım iyice. Kabıma göre şöyle bir kağıt kestim. Şöyle yuvarlakça bunu kabıma koyacağım. Kabıma doğru gelelim. Evet, şu borcamı da yapalım. Şunu da yapalım. Şu şekilde koyayım arkadaşlar. Yine de büyük geldi. Aslında tam şeyine göre kessem daha iyi olur. Neyse böyle olsun, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yaptığımız bu kekli karışımı, yağ koymadık arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. Bu İspanya hamuru bir nevi. Yağ koymadık, o yüzden yağsız yapıyoruz. Şu şekilde hemen kekimizi 180 derecede için çeke çeke pişsin. Çok fazla aşırı da böyle pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle kıpkırmızı kıtır kıtır yapmayacağız. Ama isteyeniniz olursa, illa da benimki kıtır olsun diyorsanız yapın. Pandispanya hamurları genellikle yumuşak olur. Şu şekilde düzeltelim. Şöyle biraz daha geri alayım, görülsün. Şu şekilde düzeltelim. Evet arkadaşlar, burada bir direm kalmadı. Bakın bunlar çok güzel sıyrılıyor. Size geçen de söylemiştim. Şu şekilde yapın. Şu bir de parmak atalım. İlla bir parmak girsin.
Evet arkadaşlar, hiç kalmadı. Hemen bunu şöyle koyalım. Bunu ben bir fırına atayım. Ondan sonra tekinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi basit krema yapıyoruz. Basit kremada da şu şekilde bir bir sütümüz var. Yarım kilodan biraz fazla. Benim şeye ihtiyacım var. Bir bakayım orada var mı, bir dakika. Nişastaya. Evet canlarım. Şimdi basit krema yapıyoruz. Ama değişik bir krema yapıyoruz. Normal krema gibi değil. Biz limonlu krema yapıyoruz. Arkadaşlar bir bardak 1 kilo süte 6 bardak 6 kaşık şey koyacaksınız. Mesela ben yarım kilo bu benim. Demek ki ben 1,5 kaşık koyacağım. 1,5 kaşık da un koyacağım arkadaşlar. Yani unla birlikte karışık yapıyoruz bunu. 6 kaşık unu arkadaşlar. 6 kaşık un koyuyoruz. 1 kilo süte, bakın ben bu kesin ölçüdür. Size söylüyorum, kesin ölçü. Kursta böyle görmüştüm. Yarım, bu kesin ve de çok güzel tutuyor. Şimdi biz buna ne yaptık? 3 kaşık koyduk. Çünkü bu yarım kilo un. Arkadaşlar basit krema. Hemen kolayca yapabileceğiniz krema. Hemen şunu şöyle bir karıştıralım ısınmadan. Arkadaşlar soğuk suda limonlu yaptığınız böyle pastalarda krema pişmeye yakın limonlu koyacağız arkadaşlar. Yoksa süt keser. Şimdi yumurtasını kırıyoruz. Bir tane ben yumurtayı bütün kırıyorum. Bazı kişiler sarısını da kırar. Yani sarısını da koyuyorlar. Ben bütün kırıyorum yumurtasını. Bu şekilde yapıyorum ben. Bu çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi içinde iyice böyle özeleyeceğiz. Bunu iyice özeleyeceğiz arkadaşlar. Ben tatları çok fazla yapardım önceden arkadaşlar. Çok beğenirlerdi. Artık pastaneyle yarışıyordum. Oğlumun bir pastacı arkadaşı vardı. Küçük pastalar yapıyordu, böyle kuru pastalar. Pastalara çok yağ koyuyordu. Dedim ki bir gün ben ona pastalara aşırı yağ koyma. Biraz daha az yağlı yaparsan daha çok gider. Abla çatlar o zaman dedi. Çatlasın dedim. Çatlak kurabiyeler, çatlak pastalar daha lezzetli olur dedim. Bir kere dedi senin sözünü dinleyeceğim. Dinledi ve felaket satılmıştı. Ama sonradan çok satılmasına rağmen o alışmış. Tekrar kendi bildiğine dönüş yaptı tabii pastanede. Yani o kadar yapıyordum arkadaşlar. Çok meraklıydım. Şeker çıkınca ben bunları bıraktım ama şimdi YouTube için az miktarlarda yapacağım. Artık yarın da benim torun bunu yer. Bugün oraya götüremeyeceğim ne yazık ki, akşam. Aslında götürsem iyi olur ama yarın yer benim torun. Evet, şimdi karıştırdık, yumurtasını falan iyice özeledik. Arkadaşlar bu pişerken demledim. Bu pişerken eğmene gerek yok. Kıstım iyice ben. Bu pişerken şimdi koyulaşacak arkadaşlar. Koyulaşırken bu limonlu olacak arkadaşlar. Ama benim şurada muzlarım var. Onlar kötü oluyor. Ben aralarına birer şöyle ince ince muzla atıp üzerine bunu çok ince ince doğrayıp muzla koyacağım aralarına. Limonlu olacak arkadaşlar. Limonlu olduğu için bu çok güzel lezzet, acayip böyle mayhoş lezzetli güzel olur. Arkadaşlarım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Basit krema bu. Şimdi arkadaşlar bu kremanın püf noktası var. Bazı arkadaşlar mesela kremayı yaparken yağını içerisine koyuyorlar. Böyle yapmayacağız. Bu kremaya tereyağı da koyabilirsiniz ama ben kremaya normal hamur için olan yağlardan, sana yağı veya işte bizim yağ, bilmem şu bu. Şimdi ben bugün bizim aldım. Şu yağdan aldım. Bundan aldım. Şundan, Ülker'in bu yağından aldım. Zaten bildiğimiz bu her şeyi 50'şer gramlık bu yağdan koyacağım arkadaşlar. Ama pişirdikten sonra koyacağım. Bu önemli bir püf noktası. Vanilya da atayım buna azıcık. Mis gibi koksun tekrar. Hamura attım. Bir pakette bunun içerisine atayım. Ben şekerli vanilyayı seviyorum arkadaşlar. Güzel olur şekerli vanilya.
Evet, biraz da bunun içerisine vanilya atalım şu şekilde. Şöyle atalım, güzel olur. Vanilyanın kokusunu seviyorum. Orijinalini bulsam aslında vardır da gitmiyorum, aramıyorum yani. Orijinal vanilya daha hoş olur da. Evet arkadaşlar, mama gibi pişiriyoruz. Bebek maması gibi. Şimdi bu piştikten sonra sevgili arkadaşlar, buna 1,5 kaşık şey koyduk. Un. Ben bir pişince açayım arkadaşlar. 3 kaşık şey koyduk, un. Ve un ve nişasta koyduk. Aslında biz un koyardık önceden. Hepsini un koyardık. Evet sevgili arkadaşlarım, yavrularım, kuzularım şimdi koyulaşmaya başladı. Hemen limonlu ilave ediyoruz. Şöyle bolca limonlu ilave ediyoruz. Şekerini koymadık. Şekerini de ilave edelim. Evet arkadaşlar, şekerini atmamışım. İşte bende böyle kafa var. Şekerini de koyayım hemen. Evet yavrularım, şekerini ilave ettim. Şekerini önceden koyacaktık arkadaşlar. Ben bunu unuttum. Yani şekeri size anlatırken unuttum. Olsun, fark etmez. Şeker, limon şekerin tadını azaltır arkadaşlar. Bakayım. Biraz daha bak. Evet ben, yani bize göre, bana göre şekeri iyi diyorum ama iyi. Şu limonu da ilave edeyim. Bol eşkili limon sulu olsun. Çok lezzetli olur arkadaşlar. Bu limonlu yaptığımız bu çok, o limonu koyduğum için biraz daha şeker atacağım. Yani onunla bir bardak şeker koyduk arkadaşlar. Yani anlayacağınız bir bardak şeker koymuş olduk. Şeyle. Şu bardakla bir bardak şeker koyduk. Yarım kilo. Bu biraz yarım kilodan da fazla olabilir bu süt. Evet arkadaşlar, şöyle kaymak gibi bir krema yaptık. Altını açalım. Arkadaşlar kremayı aşırı koyu yaparsanız bazı şeylere mecburen koyu krema güzel oluyor. Bazı şeylere de açık renk, böyle açık, böyle şu şekil krema güzel oluyor. O koyu renk güzel olan şeyler, mesela içinin tutması gereken kremalar güzel oluyor. Ben bunu sıcak sıcak keki, oh çok güzel olmuş kekimiz, pandispanyamız. Şimdi bunu bu şekilde, buna neden 1,5 bardak şu şeyden koydum, nişasta koydum, biraz hafif olsun diye, hafif bir pasta olsun diye koydum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bembeyaz çok güzel bir pastacı kreması oldu. Pastacı kremasına bunu nişasta koymayıp da biraz şey koyarlar arkadaşlar, sadece un koyuyorlar. Nişasta isteğe bağlıdır. Yani evinizde yaptığınızda koyanlar, çok çeşitli pastacı kremaları var arkadaşlar. Sırf yağlı kremler var, çok çeşit. Mesela yılbaşında kütük pasta yaparız. Mesela onların içerisine onu yağlı kremle sıvarız. İçi ayrı, dışı ayrı. Yağlı kremayla çok azar azar yenir arkadaşlar. Yani eski kitaplar var bende. Bu şekilde. Şimdi çok güzel kaymak gibi bir kremamız oldu. Tekrardan gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar ben bunu çok aşırı koyu yapmayacağım. Biraz hafif olsun. Bu şekilde yeterli. Şimdi yağını koyacağım. Kapattım. Altını kapattım. Arkadaşlar kapattıktan sonra yağ koyacağız. Yani yağı her zaman, hiçbir zaman unutmayın. Yağı krem şantiye kremalara, krem şantiye değil pardon, krem şantiye zaten yağlı. Her zaman şöyle 250 şey, bir çorba kaşığı kadar bu şekilde koyacağız. Kapattıktan sonra. Açıkken yağı eritirseniz lezzetli olmaz. Yani yağı, kremayı, bak bunu ben bakıyorum, hiç kimse bunun farkında değil. Aslında öyle değil. Aslında bakın bu şekilde eriyecek. Bakın. Şu şekilde kapattık altını. Altını kapattıktan sonra bu şekilde bol limonlu, hatta bunu parfüm olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tatlı oldu. Bol limonlu. Arkadaşlar kapattıktan sonra bu şekilde eriteceksiniz yağ içinde sıcağıyla. Yoksa eğer kapattıktan sonra koymazsanız bu krema o pastanelerdeki gibi, hani yapılan
var ya, onlar gibi olmaz arkadaşlar. Böyle yaparsanız öyle güzel olur, lezzetli olur. Sıcağıyla erittik arkadaşlar. Evet, şimdi kekimiz pişene kadar bekleyelim bakalım. Şuraları bir toplayayım ben. Evet arkadaşlar, işlemlere başlıyoruz. Bakın şu şekilde aldık, kağıdımızı aldık. Kağıda ihtiyacımız kalmadı artık. Hemen bunu ters çeviriyoruz. Şu şekilde çevirdik tekrardan. Aslında arka tarafına yapsak daha iyi olur. Durun bakayım. Ben onu tekrar, çok sıcak alamadım. Kağıttan tuttum ama şeyden alamadım. Ya da böyle yapalım, önemli değil. Dur. Şimdi buna şu şekilde bir çatal batıyoruz arkadaşlar. Sıcak sıcak koyacağız. Koyacağımız şeyi sıcak sıcak koyacağız. Şöyle çatal batıralım. Şöyle çatal batıralım. İçine de işlesin. Bunu isterseniz ikiye keserek şöyle kat kat aralarına da koyabilirsiniz ama ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle de çok güzel oluyor. Şurada benim şeyim var, muzum var. Hemen onu ben bunun üzerine bir doğrayayım. Arkadaşlar şuralarını falan düzeltip dur bakayım. Muzum şey oluyordu. Ters çevireyim arkadaşlar ben bunu. Ters çevireyim ki arkası düz. Hem de şu çıkan parçaları parça çıkartmayayım yani, o açıdan dedim. Şu şekilde ters çevireyim. Çünkü şeyi burası buradan daha iyi olur. Şöyle ters çevirelim. Evet, bu kalın olduğu için bu kısmı çok kızarmamış ama pişmiş. Yani pişmiş. Şu şekilde incecik incecik muzu doğrayayım. Bu muz artık şey oluyor, bozulmadan hemen bunu şey yapalım, değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine şey koyarsanız eğer, şöyle koymanız gerekir mesela bunun üzerine. Bunu en üstte, ben muzu kremanın altına koyuyorum. Jöle koymanız gerekecek değil mi? Jöle yok evde, ne yapacaksınız? Hemen nişastayla, az bir nişastayla suyla bir jöle yapabilirsiniz. Peltenin incesini düşünün. Nişasta pelte. Şurada bir tane muzum daha var. Onu da koyayım. İçinde meyve de olsun. Şu şekilde çok böyle güzel olur. Limonlu böyle mayhoş mayhoş gelir ağzınıza. Hemen bunu da, bu muzlarım da hemen kararmaya başlamış. Bunları şöyle incecik incecik doğrayayım üzerine. Çoluğunuzla çocuğunuzla iç saplı yaş pastadan daha iyi. Daha güzel, bakın sünger gibi oldu. Görüyor musunuz? Sünger gibi. Sünger gibi oldu arkadaşlar. İyi çırparsanız sünger gibi olur. Yaş pastadan daha iç saplı. Bir ton bu kadar yaş pastayı, bir ton yani para vermeniz gerekecek. Ben bunun üzerine koyacağım şimdi kremayı. Biraz kabarık kabarık duracak. Krema düz durmayacak ama yine de güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu şekilde. Bunu ben dışarıdaki pastalar gibi süslemeyeceğiz. Şu şekilde kremayı üzerine koyacağız arkadaşlar. Akışkan olsun dememin nedeni buydu. Yani bu tarz şeylerin üzerine koyacağınız bu kremalar akışkan olursa güzel olur arkadaşlar. Bu zamandır evet bunu da yapmıyordum. Şekerden dolayı ben bu tarz şeyleri hiç yapmıyordum arkadaşlar ama sizlere göstermek için yapıyorum artık, çok azar azar çocuklara da verip azar azar tüketeceğiz. Çok az yani. Biraz tencere yemeklerine de ağırlık vereceğim bundan sonra. Ama ara ara bu şekilde şeyleri de size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın, muz altta kaldı. Eğer muzu üste doğrasaydım ona bir nişastalı şöyle kenarlarına da gelsin, şöyle kenarlarına da koyalım. Nişastalı jöle yapabilirdim. Yani sığır jölesi falan, jelatinler satılıyor ya, onları almanıza gerek yok. Ben onu kendim keşfettim uzun bir yıllar önce. Yani nişasta böyle saydam oluyor. Meyveleri koruyor arkadaşlar. Şurası biraz yanık gibi. Bu şekilde. Bakın bu çok güzel olur arkadaşlar. Acayip böyle mayhoş, lezzetli. Gördünüz mü? Akışkan olması. Ama bunu mesela ara katlara süsseydik bu kremayı koyu yapardık. Birazcık daha şey kremaları, pastacı kremaları biraz daha koyu olur. Soğuttuktan sonra krem şanti falan da koyarlar içerisine. Koyanlar var yani. Çeşit çeşit şeyler var. Bu çok lezzetli ve mayhoş bir tatlı oldu arkadaşlar. Çünkü şeyi mayhoş oldu. Evet, şimdi bunun üzerine ne koyacağız?
Ağzıma da attım. Bayağı maymuş, bayağı limonlu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Çok maymuş oldu. Şimdi bunun üzerine benim mayhoş tatlıları tercih etmemdeki neden şeker için. Üzerine hemen fındık arkadaşlar. Bunun kabuğu soyulması gerekiyordu. Ama ben kabuğunu soydurmadım. Bu aldığım hani alıyorum ya arada bir fındık. İşte onları böyle şeylere kullanıyorum. Bolca fındık kullanıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle fındık kullanıyoruz. Kullandık ve şu da arkadaşlar beyaz çikolata. Şeyine kremasının içerisine isterseniz biraz beyaz çikolata da koyabilirsiniz. Benim bu elimin rendeledim, rendelemediklerim. Bunu asla rendelenmez de çikolata. Çikolatayı eritip şeyin üzerinde tezgahın üzerinde güzelce garnit şey yapıyorsun. Ganaj yapıyor. Aman. Üstüne garnitür yapıyorsun. Tezgahın üzerinde yapıyorsun. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bu şeyimiz pastamız tamam. Mayhoş pastamız tamam. Şimdi bunu size dilimleyeceğim. Sıcak ama dilimleyeceğim. Şöyle bir dilim alacağım buradan. Biraz beklemesi lazım. Şu şekilde çünkü alınması gerekiyor. Gösterir. Şu şöyle küçük bir parça şuradan çıkarayım. Arkadaşlar bu şimdi beklemesi gerekiyor aslında. Bakın arkadaşlar şöyle elimde tutayım. Şu şekilde çok felaket derecede sünger gibi bir kek ve yumuşacık bir krema oldu arkadaşlar. Tekrar yerine koyuyorum. Çünkü bu sıcaklıkla yenmez. Beklemesi gerekiyor. Bu şekilde beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu sıcaklıkla bu yenmez. Evet arkadaşlar. Güzel yavrularım. Bu gerçekten yaş pasta gibi oldu. Çok mayhoş ve tadı çok güzel oldu. Arkadaşlar. Ben çünkü sürekli yaptığım benim ünlü bu ünlü pastam arkadaşlar. Hanenizden güzellikler eksik olmasın. Bunu ben çok yapardım. Uzun zamandır da yapmıyorum arkadaşlar. Neredeyse bakayım. İki senedir neredeyse yapmıyorum arkadaşlar bu pastayı. İki seneden oldu yani. İkisi bir misafirlere falan yapmıştım bir ara. Oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Pastamıza zoomlayalım. Orayı bozduk. Şu şekilde. Şöyle zoomlayalım arkadaşlar. Bunu bu tarafa alayım. Şöyle. Ay. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Bizim evden bu kadar. Bizim mutfaktan bu kadar. Yavrularım, çocuklarım şu şekilde. Şöyle. Çok güzel olur arkadaşlar. Yapın yiyin. Bunun içerisine de muz koyduk. Çok güzel olur. Bu benim mayhoş tatlım. Pastam. Çok güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Aynısını birebir deneyin. Göreceksiniz. Bir tane bir bütün limon koyduk ve kabuğunu koyduk. Limon kabuğu koyduk. Aynısını birebir denerseniz lezzetin çok güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Sadece 2 yumurtayla yaptık. Sadece 2 yumurtayla yaptık arkadaşlar. Çok fazla öyle 5 tane 10 tane yumurta kullanmadık. Çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Bir yapın da görün. Sizleri seviyorum. Hanenizden güzellikler eksik olmasın. Birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. Kurban olduğum Allah devletimizi, milletimizi, polisimizi, askerimizi, herkesi korusun. Bütün milletimizi korusun. Hepinize sağlık versin güzel arkadaşlarım. Yavrularım, canlarım yapın. Siz daha iyi yaparsınız. Ben kocadım artık. Yaşlandım. Yaş geçiyor. Siz daha neler yapıyorsunuz neler. Maşallah maşallah. Bakıyorum da. Arkadaşlar bunu yapın. 40 senelik tecrübe. 40 sene, hatta aşağı yukarı 47 senelik ben evliyim. 47-48 seneye döndük bu sene. Bu 48 senelik bir tecrübe arkadaşlar. Hepinize evinizden böyle çayları demleyin. Miski kokulu çay kokuları, demlik buharları, çiçek gibi yemekler, pasta, börek kokuları. Evinizden ne bileyim o tencerenin, o yemeklerin böyle burcu burcu kokuları. Eksik olmasın. Allah bolluk bereket versin. Allah vatanımıza bolluk bereket versin. Allah diğer ülkede yaşayan iyi insanlara da bolluk bereket versin. Yabancı insanlara da bolluk bereket versin. İyi olanlara, temiz kalpli olanlara
barışı seven, yeşil seven herkese bolluk bereket ihsan eylesin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Mutfağıma onur verdiniz. Teşekkür ederim. Bugünlük de bizden bu kadar.